arkadaşlar, ben Sedat Tanıbalı. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olun ve abone olmayı da unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna da basın. H100 Hyundai kamyonet alınır mı? Arkadaşlar, Hyundai ve Kia kamyonetler aslında aynı şirkete bağlı bir araç. Kia Hyundai'ye bağlı. Kia ve Hyundai arasında çok bir fark yok. Sadece kasa yapısı. Bu kasa biraz daha uzun ve biraz daha geniş. Ama motor ve bunun beygir olarak Hyundai ile aynı. Arkadaşlar, eğer ki Hyundai kamyonet olmasaydı Trabzonlar olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü nerede bir Hyundai kamyonet görürsem arkasında büyük bir Trabzonspor ya amblemi ya da Trabzonsporlu yazar. Ve ne kadar sakallı varsa hep Hyundai tercih ediyor. Arkadaşlar, Hyundai Kia'ya göre viraj alımı biraz daha kötü olabilir ama Kia'ya göre daha seri bir araçtır. Hyundai ile bir yolculuk yapacaksanız muhakkak arkasına 100 kilo kum çuvalı koymayı unutmayın. Bu benim size bir önerim. Sadece bu Hyundai'de mi? Hayır, Kia'da da aynı şey geçerli. Arkadaşlar, biliyorsunuz bu araçlar burunlu olduğu için kaza anında yaşama riskiniz daha düşüktür. Yeni çıkan Hyundai kamyonetler 100 kilometreye şehir içi 12 litre, şehir dışı 8.9 litre yakıt yakıyor. Burada ticari araçlardan en az yakan araçlardan bir tanesi o oluyor ve aynı zamanda diğer ticari araçlara göre daha uzun garantiye sahip. Örneğin bir Kia kamyonet 2 yıl garantisi var iken H100 Hyundai kamyonetin tam 5 sene garantisi var. Daha konforlu, daha seri, daha da güzel yanı ise şu: fiyat olarak bu iki seneye göre biraz daha düşük. Düşük olmasının sebebi de Hyundai'ların bu sene daha çok satılmasıdır. Arkadaşlar, Hyundai diğer ticari araçlara göre böyle daha sempatik, daha sportif bir duruşu vardır ve bir o kadar da konfora sahip bir araçtır. Aynı zamanda şu yüzeysel olarak, deri olarak da, plastik deri olarak da diğer araçlara göre daha sert ve daha kaliteli bir yapıya sahiptir. Hyundai 150 maksimum uzu vardır. 180 katlar olabilir ama 150 maksimum ve yapabileceği hız işe 130'dur. Bu araçlar çok boğulmaya gelmez, çok yüke de gelmez ama bilek bir araçta alabileceğiniz tüm konfora sahip bir araçtır. H100 Hyundai kamyonet alınır mı dediğinde evet, alınabilir. Çünkü Euro 6 motoru ile daha az yakmakta ve daha çok çevre dostu olduğunu tüm verilere, tüm bilgilere bakabilirsiniz. Arkadaşlar, Hyundai'ın dediğim gibi kötü bir yanlarından bir tanesi de şu: yağışlı ve sert virajlı sürüş olarak çok konforlu değil. Ama güzel bir huyu da şudur: kaza anında katlanabilir bir direksiyona aittir. Bu da bacağınızın, kolunuzun sıkışmasını engelleyecektir. Kia'larda böyle bir şey yok. Direkt burada sıkışacaksın, ya iptalayı bekleyeceksin ya da bu aracın içinde can vereceksin. Eğer ki Hyundai kamyonet olmasaydı malavcılar, Türkçüler, pazarcılar ve bu sakallı insanlar ne yapardı bazen düşünüyorum. Eğer ki siz de Hyundai alınır diyorsanız, daha fazla bilgiye sahipseniz lütfen yorum kısmına yazın. Hem beni hem de bu videoyu izleyen arkadaşı bilgilendirmiş olursunuz. Videoma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.